Arkadaşlar bu sorunun benzeri 2021 TYT'de çıktı. Bu soru idrak etme anlamında gerçekten birazcık bizleri zorlayan bir soru ama bence sorunun mantığı gayet açık. Şimdi ben öyle bir yerle bağdaştıracağım ki kafanızda çok güzel bir şekilde oturacak bu sorunun mantığı. Bu arada arkadaşlar ben bu soruyu Akçe Eğitim alternatif yayınları onlu TYT denemesinden aldım. Denemeyi de açıklamadan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözmeye başlamadan önce size bir şey hatırlatayım. Hani eskiden şöyle bir şey vardı. Bir okuldaki öğrenciler basketbol veya futboldan en az birini oynuyor diye bir soru tarzı vardı işte. Basketbol oynayanlar sınıfın %70'i, bakın sınıfın %70'i basketbol diyordu işte. %40'ı da futbol diyordu. Bu tarz bir soru görüyorduk. Şimdi diyorduk ki biz kendi kendimize %70 ile %40'ı toplarsanız ne yapıyordu arkadaşlar? %110 yapıyordu. Diyorduk ki bu %10 fazlalık var. Burada ne kadar fazlalık var? %10 fazla var arkadaşlar. O zaman diyorduk ki bu %10 demek ki hem basketbol hem de futbol oynuyor diyorduk. Hatırlanmışsınızdır bu soru tarzını. Yıllarda çözülen bir soru tarzı formatı. Şimdi arkadaşlar burada olay ne biliyor musunuz? Olay hani %100'ü geçemiyorsun. Şimdi burada dikkat edin, diyor ki öğrencilerin bir kısmı işte %70 ile %76 arasındaki bir kısmı maske. %48 ile %54 arasındaki bir kısmı süperlik tercih edecek. En fazla %3'ünün de ikisini de tercih etmeyeceği bilindiğine göre diyor. Şimdi burada arkadaşlar bir en fazla %3'lük kısım olduğu için insan aklı burada birazcık karışabiliyor. Ben şimdi o noktaya değineceğim. Şimdi öncelikli olarak %70, %76 aynen şu mantıkla yazın. %70 işte. Diğer tarafta %76 yazın böyle. Yine %48, %54. Şimdi bakın burada diyor ki en fazla %3'ünün de ikisini tercih etmeyeceği tahmin ediliyor. Şimdi bu %3 olabilir hani. %0 da olabilir arkadaşlar. Hani bu %0 da olabilir. Şimdi en fazla %3'ünün en fazla kelimesi burada çok önemli. Yani kesinlikle %3 ikisini de tercih etmeyen yok değil. Hani böyle bir şey yok. En fazla olsa olsa %3 diyor. Yani %3 ikisini de tercih etmeyen bir kısım olabilir. En fazla diyor. Hani %3 dese kesin olacak zaten. En fazla %3. Yani o zaman bu da sana şu anlamı veriyor. %0 ile %3 arasında İkisini de tercih etmeyenler var. O zaman buraya %0 yazıyorsun. Tamam mı? Buraya da %3'ü yazıyorsun. Şimdi yukarıdaki soruyla bağdaştıracağım. Dikkat et. Hepsinin taraflarını topla. İşte burası ne yapıyor? %118 yapıyor. Burası da 120, 130, %33 yapıyor. Şimdi normalde bir sınıf yüzde kaç arkadaşlar? %100 değil mi? Burada ne kadar yüzde fazlalık var? %18 fazla var burada. Burada ne kadar fazla var? %33. O zaman diyorsun ki Ceyhan diyorsun. Şimdi diyeceksin ki hocam bu soruyla nasıl bağdaştıracağız? Bak şimdi biz burada soruyu anlatırken diyorduk ki bir sınıfta öğrenciler basketbol veya futbolda en az birini oynamaktadır diyorduk. Sen burada oynamayan öğrencileri düşünmüyordun değil mi? İşte burada oynamayan bir kesimden de bahsediyor arkadaşlar. Oynamayan bir %3'lük kesim de olabilirdi. Yani örnek veriyorum bu soruda deseydim ki bir sınıftaki öğrencilerin işte %70'i basketbol, %40'ı futbol, %5'i de oynamıyor hiçbir şey deseydim. Oynamıyor deseydim. Hiçbir şey oynamıyor deseydim bunlara, tamam mı? O zaman siz şöyle yapardınız. İşte toplardınız bunları. İşte bu sefer %110 değil de %115 bulurdunuz. Derdiniz ki ya o zaman burada ne var? Bir %15 fazlalık var derdiniz. Ama burada en fazla %15 deseydim, en fazla %5 oynamıyor deseydim arkadaşlar. %5, %4, %3, %2, %1, %0 değil mi? İhtimalleri düşünürdük. Şimdi bak burada soruda diyor ki bana en fazla %3'ünün diyor ikisini de tercih etmeyeceği biliniyor diyor. En fazla. Yani %3 de olabilir, %0 da olabilir arkadaşlar. Bu bir tahmin zaten. O yüzden siz bunu böyle yazdığınız zaman çat çat sistemden hemen geliyordu. Hani basketbol, voleybol mantığından türetilmiş bir soru demesem de bu mantığa çok yakın bir soru. Aslında bu soru tarzını anlayanlar bu soru tarzını hemen bağdaştırıp cevabın Ceyhan olduğunu söyleyebilirlerdi. Şimdi gidin TYT'de çıkmış soruyu çok rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar bu soru ya ben Akça Eğitim alternatif yayınları TYT denemesinden aldım. Zoom denemesinden aldım. Denemeyi açıklamadan ulaşabilirsiniz. Ya da arama motoruna Akçe Eğitim onlu TYT deneme ya da işte alternatif yayınları Akçe Eğitim yazarak ulaşabilirsiniz. Bence böyle teknik soru çözümleri iyi oluyor. Bunlar aslında yayında da çözdük ama bu şekilde kısa tekrarlarda bence iyi olmuş oldu.